Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qınam istiklalar ekranımızda olsun. Filipin prezidenti Xitay Tayvan'a tecavüz kılsa herbi bazımız işiltilişi mümkün dedi. BBC'nin 8. May haber kılışça 4. May Filipin prezidenti Ferdinand Marcos Amerika'daki ziyaretini ahırlaştırıştın burun Reuters agentliğinin ziyaretini kubul kılgan. O muhbirlerinin alakadar sualıgı cevap verip, eğer Xitay Tayvan'a zorluk bilen tecavüz kılıp kalsa, Amerika'nın Filipin'deki herbi bazısının paydalık buluşu mümkünlükini bildirgen. Bildirilişçe Marcos bunundan ilgiri Amerika'nın yeni bir akıllar amiri faaliyetine iştirak kılgan bulup, faaliyette kılgan nutkada özünün Xitay Taşkı İşler Ministeri Çingan'a Amerika'nın Filipin'deki herbi bazısının tecavüzcülük için işiltilmeydiğallıkı kapalet bergenlikini itkan idi. Məlum buluşça, ötken ili Filipin Devlet Müdafiye Ministeri Carlito Galvez, Amerika Mevlaq Salgan Barka Hava Armiya bazısındaki hava yolu remont kılış türünün ulusiliş mürasımıda iki taraf kilişiminin yolu koyuluşu ciddi devam kılmaqda. Kelgüsü de biz Amerika'nın Filipin'nin devlet ilgilik hukukunu koğdaş iktidarını aşırış üçün tekimi köp türlerge mebleğ selişini ümit kılımız diyen. Filipin prezidenti Marcos ilgiri Amerika armiyesi işletmekçi bulgan yeni herbi bazının Cenubi Deniz'e bivasta tutuşuduğun Palavan arili şunaklı şimali ve Cenubi rayonlarını özcüge aldıganlıkını delillep alakadar uğrullaştırışlarının devletinin müdafiye iktidarını küçeytidiganlıkını Filipin'nin mürekkep ve mülkerlüksüz taşkı tehditki düşkili vatkanlıkını, şunu devlet bir hatarlık stratejisini tanışışki muhtaç ikerlikini etkan idi. Amerika Florida ştati Xitay puhralarının yer ilgilişini çekleş kanununu makulledi. Amerika Florida ştati kanun makullab Xitay puhralarının ştati yer ilgilişini çekligen bulup, növetti yana Amerika'daki 10-ci ştat bununla ayrışını oylaşkan. Amerika Avazı'nın 8. May'daki haberde bildirilmişçe, Florida ştatının Xitay puhralarının ştatlı yer ilgilişini çekleş hakkıdaki kanun lahisi ştat parlamentede makullanıp Vali Ron DeSantis'nin imzalışığa evetilgen. Bu kanun 1. iyuldan başlap yolu koyulduğun bulup, kanun lahisi yerlikteki Xitaylarının narazılıkını kozgan. Çet el menfaati namlıq SB 264 kanun lahide Xitay puhralarının Florida'da üymülük setiveliş ya ki mukum mülükünü kolgu keltiriş, bu sahada çektin aşırı ötişi çeklengen. Mezkur kanun teklifi Florida Avam Palatası aldın qahabdı 95 avazının kollişi, 17 avazının red kılışı, Kengiş Palatası da 31 avazının kollişi, 8 avazının karıştırışı neticesi de makullanğan. Bu kanun lahisi diyene Rusya, Şimali Koreya, İran, Kuba, Venezuela ve Suriye Katarlık çetel düşman devlet puhralarının herbi baza ya ki halkılık ulu eslehelerinin 1 mil dairesi içinde yer setibilişi çeklengen. Ama Xitay puhralarla barlıq ştat miqyası da her kandak şekilde yer setibilişi çeklengen. Mezkur kanun lahisinin tüzdüş kirgüzülgen kısmı da koluda Xitay visi barlarını özcüge alğandın başka ştatlık hükümet organı'a enge aldırılgalarının bir yürüş üyü buluşu ruhsat kılındıken. Vali DeSantis ötken yılı Fox Haberleri Toru'nun programmasıga iştirak kılganda Xitay organlarının ştatlı toralgu öymülük iqdarlıq hukukuğu igi buluşunun çoğun mesele işkerlikini təkidligen. Məlum buluşça bu kanun lahisini nurgun kişiler tənqidligen. Aldın kışembi günü Amerika'da yerleşip kalgan Xitaylar Florida ştatlıq hükümet binasının sırtıgı yığılıp Florida bizden ailemiz dəb şuar doğulab bu kanun lahisige itiraz bildirgen. Kanada'nın parlament azasığı tehdit salgan Xitay diplomat qoğlandı. Uyğurlar meselesi de ünümlük teklif sunğan Kanada parlament azası ve onun ailesini korkutmakçı bolğan Xitay diplomatının qoğlanğanlıqı elan kılındı. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilmişçe Kanada 8. May Uyğur meselesi de Xitay'a qaratğan tənqidi sözleri sebeplik Kanada parlament azası ve onun ailesikilerini korkutmakçı bolğan dep ayıplengen Xitay diplomatının qoğlanğanlıqını elan kıldı. Kanada Taşkı İşler Ministeri Melanie Joly bayanatıda Xitay'nın Kanada'da turuşluk diplomati Zhao Wei'nin karşı ilinmaydıgan şahs deb karar kılındı degen. O yana men Kanada'nın her qandaq şekildeki çet elinin içki işlerimizge arlaşışığı yol koymaydıganlıqını eniq oturgu koydum. Eğer Kanada'da turuşluk her qandaq diplomat xadimi
Bu xil qilmishlar bilan shug'ullandigan ular qo'g'lab chiqirildi deb ogohlantirgan. Bildirilishicha Kanadadagi asosliq o'qitish partiya 3-may Ottawaning konservativ parlament a'zosi Michael Chongning tuqqanlarini qo'rqitmoqchi bo'lganligi sababli Xitoy diplomatini qo'g'lab chiqirishni talab qilgan. 4-may Kanadaning yer shari pochta gazetasi maxfiy hujjatlar va nomsiz manbalarni naql keltirib xabar qilishicha bu hafta Beijing doirlari Michael Chongning Hong Kongda bo'lish ehtimoli bo'lgan tuqqanlar haqida fikrga erishmoqchi bo'layotgan bo'lib, Xitoyning buningdagi maqsadi boshqalarning Xitoyga qarshi pozitsiya va maydonda bo'lishining oldini olish ekanligi o'tirg'i qo'yilgan edi. Kanada parlamenti Michael Chong 2021 yili o'tirg'i qo'ygan taklifni ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga qarata ijro qilayotgan bostirish qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan bo'lib, Xitoy shuningdan keyin Michael Chongga jazo yurgizganligini e'lon qilgan. Xitoy axborot organlari Michael Chongning tuqqanlarga tahdid solgan va bu xil rezil vositalar orqali uni qo'rqitmoqchi bo'lgan. Xitoyning Torontodagi bosh konsulxonasining bayonotchisi bu vaqtda yolg'on bayonot e'lon qilib, Kanadadagi bir qism axborot vositalari va siyosiy yo'llarining maqsadli holda Xitoy konsulxona amaldorlarining Kanada avom palata a'zosining tuqqanlarga tahdid solish vaqasiga qatnashganligini yolg'ondan o'tirg'i qo'yganligini munosabatlik bayonlarining paket asosi yo'qligini Xitoy elchixonasining buningga qat'iy qarshi turganligini bildirish orqali razil qilmishidan tinib olishga uringan edi. Garchi Xitoy doirlari razil qilmishiga tinib olishga uringan bo'lsa-mu, biroq Xitoy diplomatining qo'rqitishga urinish qilmishi rost bo'lib chiqqan. Xitoy Pokiston armiyasi bilan hamkorlashishga yangi yo'l izlamoqda. Xitoy Pokiston armiyasini hamkorlik nomi bilan qo'lga kirgizish razil maqsadida yangi yo'l izlashga boshlagan. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy davlat mudofaa ministri 8-may Pokistonning dengiz armiya shtab boshlig'iga dengiz armiyasini o'z ichiga olgan ikki davlat armiyasi o'zaro ta'sir ko'rsatadigan yangi rayonlarni kengaytirish orqali ikki qo'shin davlatning bexatarligini qo'g'dash iqtidorini kuchaytirishi kerak degan. Bildirilishicha, ikki davlat armiyasi o'rtasidagi bu munosabat bir qancha yildan beri davom qilgan. Ayni vaqtda ikki davlat dengiz armiyasi va havo armiyasi bir-birining zimminida ikki taraflik manevr o'tkazgan. Xitoyga nisbatan aytganda Malakka bo'g'izida dengiz qamal qilingan ahvol ostida Xitoy bilan Pokistonning Arab dengiziga kirishi intayin muhim ahamiyatga ega ekan. Ammo Xitoyning bu rayonga bo'lgan qiziqishi 2017-yili Hindu okeanining g'arbiy shimol chetidagi Djiboutida chet eldagi tunji harbiy bazasini ochgandan keyin boshlangan. Chunki Xitoyning bu rayondagi kengayishidan andish qilgan Hindiston ma'lum tadbirlarni yo'l qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy davlat mudofaa ministri Li Shangfu Beijingda ziyoratda bo'layotgan Pokiston dengiz armiyasining shtab boshlig'i Amjad Khan Niyozga ikki taraf harbiy munosabatining ikki taraf munosabatining muhim tarkibiy qismi ekanligini ta'kidlagan. Hozirga qadar Xitoy askarlarining Pokistondagi Xitoy mablag' solgan Gwadar portiga ichkirlab kirgan yoki kirmaganligi oshkorlanmagan. Beshburjaklik bina buningdan ilgari Pokistonning kelgusida Xitoyning harbiy bazasiga aylanib qilish mumkinchiligi borligini, Xitoyning harbiy bazasi bo'lib qoladigan joyning dal Gwadar porti bo'lishi mumkin ekanligini bekitgan. Xitoy virusi yuqumi jiddiy holatini davomlashtirganligini e'lon qildi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoy virusi sababidan e'lon qilingan yer shari xarakterlik jiddiy holatni bekor qilganligini e'lon qilgan bir paytda Xitoy rejimi Xitoy virusi jiddiy holatini davomlashtirganligini e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy virusi jiddiy holatini bedarajalik yuqum sifatida davomlashtirganligini e'lon qildi. Xitoy davlatlik sog'liqni saqlash komitetining bayonotida dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining qarorining yer shari xarakterlik xavf yo'qoldi deganlik bo'lmaydiganligi bildirildi. Xitoy davlatlik sog'liqni saqlash komiteti Xitoyning hozir Xitoy virusini bedarajalik yuqum turiga ayirganligini va bu doirada tadbirlarning davomlashtirganligini e'lon qildi. Bayonotda hozirmi bu virusning o'zgarish hosil qilayotganligi, yerlik saviyada tarqalishni davomlashtirayotganligi bildirildi. Yaponiya bo'lsa Xitoy virusini pasillik zukam turiga kirgizdi. Yaponiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchini karantin qilish belgilamasi amaldan qoldirildi. Biden Suriyaga munosabatlik jiddiy holat farmonining muddatini uzartdi. Amerika prezidenti Joe Biden Suriya hokimiyatining harakatlarining Amerika davlat bexatarligiga xavf yetkazishni davomlashtirayotganligini o'tirg'i qo'yib, jiddiy holat nomli prezidentlik farmonining muddatini uzartishni qaror qildi.
Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe Aksaray bayanat elan kılıp, Prezident Joe Biden'nin Amerika devlet bihaterliki, taşkı siyaseti ve iktisadığı xavup yetküzüşünü devamlaştırıp atkallıqı üçün Tuncu Qetim 2004 yılı 5. ayının 11. günü yolu koyulguan Suriye hükümetinin hareketlerine karata ciddi halet elan kılış doğrusudaki prezidentlik permanının müddetini uzartıdığallıqını Amerika devlet meclisiyle dokulat kılgan. Bayanatı körüstülüşçe Biden terörlükünü kollaş, Livan'ını işgal kılışını devamlaştırış, kent gölemli 40 korallar ve başkurulduğun bomba programmalarını devamlaştırış, Amerika ve Xalqaranın Irak'ını mukumlaştırıp, kayıt kurup çıkış tirişallıqı buzgunculuk kılış kadarlıq sebepler tübeyli, Suriyadaki hakimiyetinin Amerika devlet bihaterliki, taşkı siyaseti ve iktisadığı dereceden taşkırı ve pevkuladı xavup yetküzüşünü devamlaştırıp atkallıqını əskertgen. Hakimiyetinin erkenlik ve her kaysı katlamlar vekille kılıdığan bir hükümet teşkilleşin talep kılgan Suriye halkını rehimsizlerce bastırışı, Suriye halkını xatarge ittiriş belirli kalmay, rayundumu mukumsuzluk payda kılıdu diyen Biden sözün devamlaştırıp, Amerika'nın Beşar Esad hakimiyeti bilen onunla yardım berbatkan Rusya ve İran'ın zoravallıqı ve kişilik hukuk defsendikilikini mu ayıplaydıqallıqını tekitligen. Amerika Prezidenti Biden 2023 yılı 5. ayının 11. günü müddeti toşuduğun mezkur ciddi haletinin bunun din kiyimi çöküm küçüke ege buluşu kereklikini kayıt kılgan. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Adik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Selamun aleyküm ve rahmetullah.